Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Mübarek bir vakitte değerli dostlarımızla yine karşınızdayız ve inşallah Kudüs özel yayınında Ramazan ayının son cuma günü, malum dünya Kudüs günü, Kudüs'ü konuşacağız. Kudüs'ün önemini konuşacağız, değerini konuşacağız inşallah. Ki konuklarımı tanıtayım. Sağımda Yasin Aydoğan hocam var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Araştırmacı yazar. Yine daha önce programımıza konuk olan Mehmet Şahin hocam bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tamam. Ve yine Mehmet İşin hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir daha var. Genel Başkan Yardımcısı. Şimdi tabii dedik ya çok mübarek vakitler ama aynı zamanda dünyada Müslümanların yine işte sıkıntılarla boğuştuğu, zulüm altında olduğu demler, artı bütün dünyanın bir işte virüs illetiyle uğraştığı zamanlar ve dün de Kadir Gecesi'ni ihya ettik. Tabii bu arada gecenizi de tebrik ediyoruz. İnşallah Rabbim bayrama da ulaştırır, kavuşturur. Şimdi Kudüs hiçbir zaman gündemimizden düşmedi, düşmeyecek. Yani bizim derken sadece bizim değil, bütün insanlığın gündeminden düşmedi. Tarihte de hiçbir zaman Kudüs'süz bir dönem olmadı. Kudüs'ün belki de konuşulmadığı, gündem olmadığı bir zaman olmadı. Kudüs'ün önemi sadece geçmişte yaşananlar değil, Mescid-i Aksa ve işte etrafının mübarek kılınmasıyla Kur'an-ı Kerim'de zikredilmesi, bu ve en önemli, daha da önemlisi Müslümanların işte hareminin olması orası, ki bütün bunlarla birlikte oradaki peygamberler, yani Müslümanlar için oranın mukaddes vasfı hiçbir zaman gündemimizden, gönlümüzden düşmeyecek. Şimdi ben hemen Yasin hocamla başlayayım. Ki hocaların notlarla da gelmişler. Dünya Kudüs günü dedik, Ramazan ayının son cuması. Kudüs deyince şöyle özetlersek ne aklımıza gelmeli? Yani Müslümanlar için neden önemli dersek ilk başta ne söyleriz? Buyur. Evet. Bismillah dilerim. Bütün izleyici kardeşlerimize selam olsun. Hidayet olsun, inayet olsun inşallah. Duayla başlayalım. Şimdi Kudüs'ü konuşmak hayatı konuşmaktır. Hayatı konuşmak nasıl biten bir şey değilse Kudüs'ü konuşmak da aynıdır. Yani biz bu akşam Kudüs konusunu bitiremeyeceğiz. Ölünceye kadar konuşulabilir bir mevzudan bahsediyoruz. Ama şunu başta bir beyan etmek lazım. Rabbimiz insanı yaratmış ve insana iki yol göstermiş. Yollardan birisi insanın fıtratına muvafık olan bir yol. Diğeri ise gayri fıtri olan, insan fıtratına muhalif olan bir yol. Hani ayet-i kerimede Bismillah. İnna hedeynâhu sebîle immâ şâkiran ve immâ kefûrâ. Biz insanı kavşak noktasına bıraktık, bir yola koyduk. Dileyen şükredici olur, dileyen küfredici. Yani insana iki tercih sunulmuş. İnsan da bu seçimi yapabilecek bir iradeyle donatılmış, mücehhez kılınmış. Dolayısıyla aslında Kudüs'ü konuşurken biz yani inadına, gıcıklığına birilerini ötekileştirmiş olmayacağız. Bir hakikati ortaya koymuş olacağız. Yani bu açıdan Müslüman insan yeryüzünün sigortası olan insandır. Başkalarını kasten dışlayan, iten, iteleyen, ötekileştiren ve düşmanlaştıran bir tipoloji değildir asla. Ama Rabbül Alemin de koymuş olduğu bir yasa üzerinden konuşuyoruz. O açıdan da Kudüs'ü konuşmak aslında hakikati konuşmaktır. Tevhidi konuşmaktır. Çünkü Kudüs tevhidin sembolü, şiarı bir mekan, bir makam olmuş. Bütün peygamberlerin uğrak yeri de diyebiliriz bu manada. Yani Hazreti İbrahim'i bir pınara benzetirsek eğer, ondan iki tane çeşme akıyor. Bereketli iki çeşmesi var. Biri İsmail, biri İshak. Ondan sonra İshak'tan bir çeşme var, bereketli Yakup. Yakup'tan devam eden bir Yusuf var aleyhisselam ecmain. Hazreti İshak'ın oğlu olması hasebiyle Hazreti Yakup'a İsrail denmiş. Lakabıdır İsrail. Hazreti Yakup'un
bazen kahrolsun İsrail diye bağırdığımızda, hani o anki refleksif tavrımızdan, ya Yasin dur diyorum. İsrail bir peygamber adı, bir peygamber lakabı. Yani Siyonizm'de daha doğru olur. Yani İsrail'i telin etme, Siyonizm telin et diye kendime bir çeki düzen verdiğim zamanlar da olmuştur. O açıdan bir harika silsileden bahsediyoruz. Yani müteselsilen, zincirleme, bereketli, seçilmiş, Mustafa kılınmış bir sülaleden, bir aileden bahsediyoruz. Bu sülale ve aile, bu boy, bu soy, bütün insanlığın medarı iftiharı aslında. Hazreti İbrahim, iman atamız. Oğlu İshak öyle, İsmail öyle, Yakup öyle, Yusuf öyle aleyhisselam. Ve ilerleyen süreçte Hazreti Musa, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman, Hazreti Zekeriya, Hazreti Yahya, Hazreti İsa tamamı. Bakıyoruz mesela Filistin bölgesinde arıza endam etmişler. Tevhidi gündeme getirmişler. Yani eğer mesele tevhide tabi olmaksa hiçbir sorun yok. Bütün sorun tevhide muarız kesilmek, muhalefet etmek ve şirki egemen kılmak noktasında izhar ediliyor. Bu açıdan da Kudüs'ü konuşmak, adaleti konuşmaktır. Enbiya hattı hareketini konuşmaktır. Rasullerin o pirupak yolunu konuşmaktır. Hikmeti konuşmaktır. Furkanı konuşmaktır. Vicdanı konuşmaktır. Adaleti konuşmaktır. İnsafı konuşmaktır. Merhameti ve şefkati konuşmaktır. Ben öyle düşünüyorum. Ama mevcut Siyonist düşünce ise bütün bu bahsettiğimiz üst değer kavramları tarumar eden, tahrip etmeye çalışan bir zihniyete haiz olduğu için biz bu noktada Kudüs'ün kendi kıyametimize kadar, yani her insanın ölümü kendi kıyametidir. İnsanın ölümü küçük kıyamet, evrenin kıyameti büyük ölümdür bu manada. Bunu gündem etmek gerektiğini düşünüyorum. Tabii her birimiz inşallah bu akşam evet, konunun farklı boyutlarına temas etmeye çalışacağız. Peki, Allah razı olsun. Şimdi Mehmet Hocam'a döneyim. Kudüs'le ilgili yer yer böyle coşan bir tavrımız var, bir şevkimiz var, bir enerjimiz, bir heyecanımız var. Yer yerde sanki böyle görmezden gelişimiz var. Şu anda Kudüs üzerine dönen planlar belli. 120 Nihaleti Anlaşması, ki geçen Trump yine bundan bahsetti. Şu anki durumu nasıl görüyorsunuz? Yani böyle çok belki nostalji de yapacak. Hani geçmişe gideceğiz, Selahattin Eyyubi diyeceğiz. Hani evet geçmişte şöyleydi öyleydi ama şu anki durumu nasıl görüyorsunuz? Yani çok ümit var mı olmak? Tabii billahi ki metal olacağız ama realiteye bakarak konuşursak mevcut hali nasıl değerlendiriyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle bizi seyredenlerin mübarek Ramazan aylarını tebrik ediyorum. Rabbim inşallah hepimizi sağlıklı ve huzurlu bir şekilde bayrama ulaştırsın. Amin. Niyaz ediyorum. Dua ediyorum Allah'tan. Bir de bütün dünyada ve ülkemizde biliyorsunuz ciddi bir musibetle imtihan ediliyoruz. Rabbimiz bizi ciddi ve çok önemli bir imtihandan geçiriyor bana göre. Yani çok önemli ve tarihi günler geçiriyoruz diye düşünüyorum. Bu hastalıktan dolayı pek çok değerli kardeşimizi, dostumuzu, arkadaşımızı kaybettik. Yani kaybettik demeyelim de şöyle söyleyelim. Rabbine geri gönderdik onları. Ahiret yurduna gönderdik. Tabii bu bizim için bir kayıptı ama belki onlar için bir kazançtı. Biz bunu bilemeyiz. İlahi takdir neyi öngörürse o olacak. Tabii bu evlere ateşler düştü. İnsanlar vefat etti bu hastalıktan dolayı. Şu anda hastanelerde tedavi gören insanlar var, insanlarımız var. Rabbimizden öncelikle bu musibeti Ramazan ayı hatırına, Kadir gecesi hatırına insanımızın üstünden kaldırsın diye niyaz ediyoruz, dua ediyoruz. Hastalarımıza Şafi ismiyle şifa versin diliyoruz. Ve ölen, vefat eden insanlarımıza da Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabii Kudüs deyince bizim hepimiz şöyle bir dikiliriz. Yani Kudüs bizim için çünkü hakikaten çok sıradan bir beldenin adı değil. Çok sıradan bir şehrin, çok sıradan bir kentin adı değil. Az evvel işte hocamın da ifade ettiği gibi Kudüs tarihine baktığınız zaman
hakikaten birçok peygamberi bağrında barındırmış. Ve aslında sadece Müslümanlar açısından değil, yani bugün ben Hristiyanım diyen ya da ben Yahudiyim, ben işte Museviyim diyen insanlar açısından da Kudüs çok önemli bir şehir. Tabii işin biz o tarihi boyutuna çok fazla girmeyeceğiz bu akşam, çünkü zamanımız da yetmez buna. Ben şöyle söyleyeyim, rahmetli Erbakan Hoca'nın bir sözü vardır. Rahmetli Erbakan Hoca derdi ki, Kudüs ve Filistin meselesi sadece coğrafi bir mesele değildir. Yani sadece işte işgal altındaki İslam beldelerine konmuş bir at değildir. Aynı zamanda bu imani bir meseledir. Gerçekten de öyle. Bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda, bugün Kudüs ve Filistin davasına duyarlılık göstermek, aynı zamanda hak ile batıl mücadelesinde tarafınızı belirlemek anlamına da geliyor. Çünkü bir tarafta hakikaten yani siyah beyaz kadar net bir şey var. Bir tarafta batıl var, bütün bir karanlığıyla, şiddetiyle, vahşetiyle bir batıl var. Öbür tarafta da hakikaten bütün bir mazlumiyeti, samimiyeti ve masumiyetiyle bir hak var. Yani dolayısıyla Kudüs sevdalısı olmak, yani Kudüs'ü konuşmak, Kudüs davasına sahip çıkmak, Kudüs meselesine bigane kalmamak, sessiz kalmamak, suskun kalmamak aynı zamanda Hakk'ın yanında yer almayı da gerektiriyor. Hakk'ın yanında yer almak anlamına da geliyor. O açıdan hakikaten Kudüs bizim için imani bir meseledir. Ve biliyorsunuz Hazreti Ömer zamanında fethedildikten sonra, daha öncesine gitmiyorum tabii ki, Davut peygambere, Süleyman peygambere gitmiyorum. Ama Hazreti Ömer'de zamanından sonra, fethedildikten sonra biliyorsunuz 80 yıllık bir süre, hatta 80 küsür bir yıl Hristiyanların işgali altında kalıyor ve daha sonra işte büyük bir İslam komutanı, askeri, mücahidi olan Selahaddin Eyyubi tarafından da tekrar İslam'a kazandırılıyor. İslam beldesi haline getiriliyor. Biz Osmanlı bakiyesi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak aslında Kudüs'le bizim tarihi bir bağımız da var. Yani Osmanlı yönetiminde 400 yıl Osmanlı yönetiminde kalmış bir beldeden, bir şehirden bahsediyoruz. Ve biliyorsunuz Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı'nda yenilmiş olarak kabul edilmesinden sonra bölgeye İngilizler geliyor, yerleşiyor. Manda hükümeti kuruyorlar ve İngilizlerin işbirliği, İngilizlerle yapılan Siyonistlerin işbirliğiyle beraber dünyanın dört bir tarafından Yahudiler getirilip o bölgeye yerleştiriliyor. Sadece yerleştirilmekle de kalmıyor. Aynı zamanda onlara sağlanan silahlar, imkanlarla çeteler oluşturuluyor ve Filistin halkı terörize ediliyor. Evlerinden, barklarından, yurtlarından çıkmak zorunda kalıyorlar. Binlerce insan Filistin'i terk etmek zorunda kalıyor. Bugün baktığımızda 6 milyona yakın Filistinli kardeşimizin farklı ülkelerde mülteci olarak ve üstelik çok kötü şartlarda mülteci kamplarında yaşadıklarını görüyoruz yani. Büyük bir dram yani. Siz insanları yurtlarından çıkartıyorsunuz. Topraklarından, vatanlarından çıkartıyorsunuz. Ve bunu zorla yapıyorsunuz, zulümle yapıyorsunuz, işgalle yapıyorsunuz. O yüzden yani bugün Kudüs meselesi dediğimiz zaman hem dediğim gibi Rabbimizin Kitab-ı Kerim'inde buyurduğu gibi yani Mescid-i Aksa'yı ve etrafını mübarek kıldım diyor Rabbimiz. Rabbimiz mübarek kıldım diyorsa bunun bir sebebi vardır yani. Aynı zamanda bizim ilk kıblemiz. Müslümanların ilk kıblesi. Ondan öte Hazreti Peygamberimizin Miraç'a yükseldiği yer, Miraç olayının gerçekleştiği yer. Dolayısıyla bizim için yani hem mübarektir hem kutsaldır ve asla vazgeçilmezdir. Asla ne Siyonistlere ne de bir başka birilerine terk edilebilecek bir belde değildir. O yüzden 72 yıldır işgal altında olan bu mübarek belde ve Filistin toprakları ne yazık ki bugün yeterince İslam ümmetinin ya da Müslümanların gündemini meşgul etmiyor. Bakın, İsrail 72 yıldır, yani Siyonist rejim işgal 72 yıldır Filistin halkına zulmediyor. Gözümüzün önünde yapıyor bunu. Halen bugün dahi zulmediyor. Gözümüzün önünde yapıyor bunu. Pervasızca, şımarıkça, hoyratça zulmediyor.
Kardeşlerimizi orada evlerinden, barklarından ediyorlar, evlerini başlarına yıkıyorlar. Sokaklarda insanları durup dururken öldürüyorlar, çocukları öldürüyorlar. Bırakın yani başkalarına. Çocukları öldürüyorlar. Peki bu Siyonistler bu cesareti nereden alıyor? Ben size söyleyeyim. Yani bu cesareti bizden alıyor bu Siyonistler. Müslümanların suskunluğundan alıyor. Müslümanların Kudüs meselesine sahip çıkmamasından kaynaklanan bir şımarıklık var. Şimdi rahmetli imam 1979 yılında Dünya Kudüs Günü'nü ilan ettiği zaman ne demişti? Yani Kudüs özgürleşmeden ümmet özgürleşmez. Bu önemli bir söz. Bunun altına girmek lazım. Nedir? Yani neyi kastetti rahmetli imam? Ve yine rahmetli imamın bir sözü var. Çok manidardır. Ben onu her yerde kullanırım. Her Müslüman bir kova su dökse İsrail'e sel götürür diyor. Doğru mu? Doğru. Bugün 3-5 milyonluk yani Siyonist rejim milyarlarca diyebileceğimiz Müslümanlara rağmen eğer bizim ilk kıblemizi, en kutsalımızı, en mübareğimizi işgal altında tutuyorsa, oradaki kardeşlerimize zulmediyorsa, sadece Müslümanlara da zulmetmiyor, ben size söyleyeyim. Oradaki Hristiyanlara da zulmediyorlar. Hatta Siyonist olmayan Yahudilere zulmediyorlar. Ben her sene Beyrut'ta Filistin'e geri dönüş platformu var, uluslararası platform. Biz onun Türkiye'deki partner kuruluşuyuz. Oraya gittiğim zaman orada ben Ortodoks papazlar gördüm yani. Filistin davasına destek veren şeyler gördüm. Yahudi hahamlar gördüm. Siyonist değiller adamlar. Yani Filistin bayrağıyla bizimle beraber yani İsrail aleyhine slogan atan adamlar bunlar. Orada öyle ateşli konuşmalar yapıyorlar ki samimi söylüyorum sen ben yapamayız bu konuşmayı. Yani diyorlar ki Siyonizm sadece sizin başınıza bela değil. Sadece Filistin halkının başına bela değil. Bu Siyonizm denilen musibet bütün bir insanlığın başına bela. Başta biz Yahudilerin başına bela. Ve Hristiyanlar, o Ortodoks papaz mesela Kudüs'teki canlı bağlanmıştı. Yani o konuşurken ben ağladım, ben açık söyleyeyim yani. Çok duygulandım yani. Yani bizim alimlerimizin, yani tabii herkesi suçlamıyorum burada ama yani kimi hoca efendilerimizin, kimi entelektüellerimizin, kimi kanaat önderlerimizin görmezden geldiği Filistin ve Kudüs meselesini adam öyle bir anlattı ki emin olun ben ağladım, gözyaşı döktüm yani itiraf ediyorum yani. Çünkü Kudüs'teki ve Filistin topraklarındaki işlenen bu cinayetler aynı zamanda büyük bir insanlık suçu. Büyük bir insanlık suçu. Neden Kudüs özgürleşmeden ümmet özgürleşemeyecek? Bugün bakıyoruz bir yeryüzünün her tarafına, İslam coğrafyasına kan gölüne dönmüş durumda. Yani emperyalistler ve Siyonistler kurdukları tezgahlarla hatta kendileri bile işin içine girmeden Müslümanları birbirine kırdırabiliyorlar. Bugün tekbir getirerek birbirini kesebilen, birbirini ateş edebilen, birbirini bombalarla, füzelerle vurabilen Müslümanlardan bahsediyoruz. Yani bunu anlatırken hakikaten tüylerim diken diken oluyor yani. Yani bunu kim yapıyor? Bu tezgahları kim kuruyor? Siyonistler kuruyor ve emperyalistler kuruyor. Yani bugün niçin Kudüs Siyonizm için, İsrail, işgalci İsrail için önemli ve niçin Amerika için önemli? Çünkü onlar da biliyorlar ki Kudüs özgürleştiği zaman o İslam ümmetinin bağrına hançer gibi saplanan o İsrail rejimi yok olacak. Siyonizmin önü kesilecek. Dolayısıyla emperyalizmin besleneceği kaynak, menba kalmayacak. Küresel fesat. Tabii, küresel fesatın sonu gelecek. Dolayısıyla ümmet o yüzden özgürleşecek. Onlar da bunun farkındalar. Bizim için ne kadar Kudüs önemliyse büyük şeytan Amerika için de önemli. Siyonist İsrail için de önemli. İngiltere için de önemli. Ne kadar aklınıza ne kadar İslam düşmanı güç varsa Kudüs onlar için de önemli. Onun için diyorum Kudüs siyah ve beyazın ne kadar siyah ve beyaz ne kadar netse Kudüs davasının yanında olmak, Kudüs mücadelesinin içinde olmak o kadar hak ve batıl mücadelesi içerisinde sizin yerinizi belirler.
Yani eğer siz ben haktan yanayım diyorsanız o zaman Kudüs'e sessiz kalamazsınız. Kudüs'e mesela ilgisiz kalamazsınız. Kabe ve bu cehir için de değerliydi. Tabii değerliydi. Onun için değeri neydi mesela? O konuyu biraz açabilir misiniz? Şimdi Kabe noktasında tabii ki yani o konumuz o değil. Ben oraya da gelirim ama şimdi mesela müşrik dediğimiz o Mekkeliler, onlar da Allah'a inanıyorlardı hepimizin bildiği gibi. Onlar da Hazreti İbrahim'in dinine tabi olduklarını söylüyorlardı. Onlar için de Kabe o kadar önemliydi. Hatta Hazreti ama Peygamber diyorlar. Tabii ki. Evet. Hatta Hazreti Peygamber Allah'tan başka ilah yoktur. Siz bu putlarınıza boşuna tapıyorsunuz dediği zaman şiddetle tepki göstermeleri ve sen bizi atalarımızın dininden mi döndürmek istiyorsun diye tepki göstermelerinin temel sebebi bu. Yani hak ve batıl arasındaki bu mücadele, bu kavga her zaman aynı ortak, yani ortak bir noktada buluşur. Yani Beytullah, Kabe bizim için ne kadar önemli, yani Hazreti Peygamber ve Müslümanlar için ne kadar önemli idiyse müşrikler için de önemliydi. Bugün Kudüs ve Mescid-i Aksa bizim için ne kadar önemliyse Siyonistler için de önemli. Çünkü adamlar ne diyorlar? Biz büyük Siyon devletini, İsrail devletini kuracağız. Ve Kudüs diyorlar bunun başkenti. Burası bunun başkenti. Ve orada işte ağlama duvarı, Süleyman mabedi bulacağız ya da onu ortaya çıkartacağız. Ağlama duvarı ve şu bu şeyleri bahane ederek de Müslümanların oradaki varlığını, daha doğrusu İslam'ın oraya vurulan damgasını ve mühürlerini yok etmenin çabasına giriyorlar. Ve bunu da sinsi bir şekilde bu planları her gün, planlarını her gün adım adım ilerletiyorlar. Evet. Onun için Kudüs bizim için önemli. Peki, tekrar geleceğim. Şimdi Mehmet Eşit Hocam'a döneyim. Müdafar Genel Başkan Yardımcısı, Özgür Kudüs Platformu. Tabii yine sözcüsü. Şimdi Türkiye'de Kudüs duyarlılığı, Mescid-i Aksa duyarlılığı gerçekten yer yer bayağı kendini belli ediyor. Şimdi az önce Mehmet Hocam'ın dediği gibi 400 yıllık bir mazi var. Tarihimiz de var yani. Şu anki duyarlılığı nasıl görmek lazım? Gerçi Mehmet Hocam'a da sordum. Genel bir değerlendirme yaptı. Yeterli mi? Veya işte düşünün ki bir ihanet süreci var. Devam eden bir süreç var. Evet, siyasetlerden yer yer tepkiler geliyor. Geçen İbrahim Kalın'ın da açıklaması vardı. Acaba siyasilere mi bıraktık? Yani öyle bir rehavet mi var? Yani işte nasıl olsa siyasette uğraşanlar var, yetkililer peşine düşüyor. Biz sadece onlara havale edelim. Rahatlığı mı var? Yoksa nasıl görüyorsunuz duyarlılığı? Bismillahirrahmanirrahim. Tabii gerçekten hocadan da ifade etti. Yani zor bir süreçten geçiyoruz. Belki korona sürecinden sonra ilk defa burada canlı yayın yapıldı, evet. Değil mi? Yanılmıyorum. Belli o zaten. Da Kudüs programından geldi elhamdülillah. bütün izleyicilerimin Ramazan-ı Şeriflerini, Kadir Gecelerini tebrik ediyorum. İnşallah Teala bu zor süreci en kısa sürede atlatırız. Amin inşallah. Ki işte biz 2 ay oldu. Evden dışarı çıkamıyoruz. İstanbul'dan dışarı çıkamıyoruz. İşte istediğimiz zaman istediğimiz yere gidemiyoruz. Fakat düşünün şu anda Gazze'de yıllardır kuşatma var, muhasara var. Evet. Ve biz burada dar bir zamanda ki imkanlar fazla. Marketlerde oluyor, paramız var, çıkabiliyoruz, hastane var, olanaklar var, araba var, elektrik var, su var, doğalgaz var. Şu anda Gazze'de ve belki Batı Şeria'da zaman zaman elektrik kesintileri oluyor. Hasta oluyor, hastaneye götüremiyorlar. Yani bu zor süreçte orayı düşünmek lazım. Ve biz burada bir virüsle mücadele ederken Filistin halkı yıllardır Siyonizm virüsüyle mücadele ediyorlar. Anlamak lazım bunu. Tabii hani Kudüs ne olacak? Gerçekten de Siyonistler Kudüs'ü işgal edip o hayallerindeki büyük Siyon devletini kurup başkentini olan Kudüs'ü ilan mı edecekler? İşte 1.7 milyarlık Müslümanlar neden sessizdir? Yani hocalarım ifade etti, şunu görmek lazım. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde, belki Kur'an-ı Kerim'in önemli bir kısmında İsrail oğullarına hikayeleri anlatılıyor. Şımarıklıkları, bencillikleri, ahde vefa olmaması,
peygamberlerine, Allah'a verdikleri sözde durmamaları, işte bir Bakara suresi önemli hikaye anlatılır orada, işte iğneyi kesmemeleri, buzağı kesmemeleri, soru sormaları habire, şımarıklık. Ve o dönemde normal şartlara bakıldığı zaman Arabistan'da, dünya genelinde çok güçlü bir Yahudi gücü, hegemonyası yoktur. İşte Medine'de birkaç kabile var. İşte Hayber'de var. Ha, demek ki Allah-u Teala bu kadar ayeti salt o günler için indirmemiştir. Yani ileride belki kıyamete kadar Müslümanların Yahudilerle bir mücadelesi, bir savaşı olacaktır. Ve bu ayetler o zamanlar için inmiştir. Tabi Kudüs bizim için önemlidir. Yani işte ilk kıble olması, Peygamber Aleyhisselam'ın oradan miraca yükselmesi, yani Kudüs bir semboldür. İman ile küfrün, hak ile batılın, zalim ile mazlumun savaşının bir sembolüdür. Ki tarihe baktığımız zaman, yani ne zaman Kudüs'ü elinde tutan güç dünyaya hakim olmuştur. O anda psikolojik üstünlük onlarda olmuştur. Dolayısıyla Kudüs bizim için önemlidir. Tabii Türkiye'de maalesef, hani şunu ifade edeyim, yani Siyonistler, Yahudiler Kudüs'ü ele geçirmek için neredeyse iki asırdır çalışıyorlar. Bir proje çerçevesinde, bir plan çerçevesinde, aşama aşama, merhale merhale bugüne kadar gelmişlerdir. Yani Müslümanların tabii şu anda ekonomik, siyasi, askeri bakımdan gerçekten Müslümanlar zor günler geçiriyorlar. Yani ümmet şu an başsız. Ümmetin bir başı yok. Müslümanlar böyle körçük, kendi aralarında işte savaşan, birbirinin kanını döken, yerine göre işte dış güçlere çok afyurun işte bazıları, bir kısmı, bazı idareciler, bazı yöneticiler uşaklık yapan bir ümmet görüntüsü çiziyor. Dolayısıyla bu Kudüs'ün özgür olması için, yani şu anda Kudüs derken, Siyonist derken işte oradaki 3-5 Yahudi değil. Şu anda bütün dünyayı ekonomik açıdan, askeri açıdan, siyasi açıdan kendi hegemonyasını alan, işte Amerika'yı da, İngiltere'yi de, Rusya'yı da, Çin'i de kendi menfaat ve çıkarları için kullanan bir güçten bahsediyoruz. Hatırlıyorsanız hocam, yıl 2011 olması lazım. Zeytinburnu'nda bir program yapmıştık Kudüs ile ilgili. Konuşmacı sizdiniz. O zaman program yaptık Zeytinburnu'nda. Ertesi gün operasyon edik. Değil mi? Hatırlıyorsun değil mi hocam? Evet. Yani dolayısıyla senin burada bir program yapman tabiri caizse operasyon yemene zemin hazırlıyor. Dolayısıyla Kudüs öyle bir yer. Bir semboldür. Yani küfür ile imanın, zalim ile mazlum sürekli savaştığı bir yer, bir semboldür ve bu dava devam edecektir. İşte tarihi okuyoruz. Nurettin Zengi bir Türk komutan. Gerçekten muhlis, halis, gönlü Kudüs için atan, Kudüs sedarası olan bir komutan, Türk. Diğer taraftan Selahaddin Ali bir Kürt. Halbuki Kudüs Arap beldesi yani şimdi. Kardeşim sana ne? Ne alakası var yani? Ama bir Kürt, bir Türk bir ara geliyorlar ve Kudüs'ü Haçlardan kurtarıyor. Dolayısıyla belki buradan baktığımız zaman yani Türkiye coğrafyası malumunuzdur. Selahaddin Eyyub'un torunları Kürtler ile işte Nurettin Zengi'nin, Fatih Sultan Mehmet'in torunlarının en azından onun halkın yaşadığı bir bölgedir. Dolayısıyla burada Kudüs davasının canlı olması doğaldır, tabidir. Yani sonuçta Kudüs 400 yıl boyunca İstanbul'a bağımlı olmuş. İstanbul'a rapor vermiş oradaki vali. Buradan giden talimatlarla orası idare edilmiş. Ve en son yine Osmanlı İstanbul'a bağlıyken koparılmış. Yani sadece bu dahi olsa, tarihi arka plan, coğrafi arka plan dahi olsa, Türkiye coğrafyasındaki Müslümanların Kudüs davasının olması için yeterlidir. Ha ne zaman özgür olur? Dediğim gibi şu anda maalesef, ben duymadım en azından, bilmiyorum. Yani bir İslam devletinin idarecisi, buna Türkiye dahil, ya işte yarın Yahudiler Kudüs'ü tamamını işgal ederse, Mescid-i Aksa'yı işgal ederse bizim A planımız var, B planımız var, C planımız var.
Veya da şu anda Kudüs'ün Mescid-i Aksa'nın altı arkeolojik tarihi kazılarla altı sürekli oyuluyor. Yani adım adım orası yıkılmaya doğru götürülüyor. Ve şu anda Mescid-i Aksa'nın etrafındaki Müslümanları oradan uzaklaştırmak için ekonomik, siyasi, askeri birçok plan yapılıyor. Oradaki evlerin tamir edilmesine izin verilmiyor. Oradaki esnaflar işte alışveriş yapılmasına, ticari olarak ilçelerin iyi gitmesine izin verilmiyor. Ziyaretçilerin oraya gitmesine izin verilmiyor. Ki doğal yolla oradaki esnaf kendini kapatsın, çeksin oradan. Oradaki Müslüman artık o ev harabe olmuş, o evde artık yaşanmayacak duruma gelsin ve o Müslüman oradan çekilsin ki Mescid-i Aksa sahipsiz kalsın. Çünkü sonuçta oradaki Müslümanlar doğal olarak oranın koruyucusudur. Dolayısıyla adım adım Mescid-i Aksa yıkıma doğru götürülüyor. Dolayısıyla bu noktada Müslümanların ümmetin en azından, tabii bu Türkiye olur, Mısır olur, Sudan olur, diğer İslam ülkeleri olur, İslam alimleri olur, kanaat önderleri olur. Bir araya gelip bu şuurun, bu bilincin canı tutulması lazım. Ya yarın bir gözümüzü açtık, işte Mescid-i Aksa işgal edilmiş. Ne yapacağız buna karşı? Bizim A planımız ne? B planımız ne? C planımız ne? Bu plan, bu proje olmazsa Kudüs'te belki kurtarılamaz. Keselahaddin Eyyubi, Kudüs işgal altındayken ben nasıl gülebilirim demiştir. Yani bu öylesine söylenmiş bir söz değildir. Gerçekten de samimi, ihlaslı bir şekilde ve bütün hayatını, bütün mücadelesini bu davaya adamıştır. Peki. İnşallah Teala bu şuur, bu bilinç arttıkça Müslümanlar bu soruyu kendi kendine soracaktır. Ve inşallah Teala da pratikte cevabını bulacaktır. İnşallah. Bir araya gidelim. Aradan sonra inşallah devam edelim. Değerli izleyiciler, kısa bir ara, sonra buradayız. Değerli izleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Kudüs özel yayınımızla karşınızdayız. Değerli konuklarımızla Dünya Kudüs Günü münasebetiyle Kudüs'ün önemini konuşuyoruz. Kudüs'le ilgili son gelişmeleri değerlendiriyoruz ki konuklarımızdan Yasin Aydoğan hocam da kaldık. Şimdi hocam az önce güzel bir giriş yaptınız Kudüs'ün önemiyle ilgili. Her Müslüman kendi dininin yani İslam'ın vecibelerine ne kadar ehemmiyet veriyorsa Kudüs'te o vecibelerin yanında yerini alacak. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in tam ortasında Mescid-i Aksa deniyor, işte etrafı deniyor ve Mescid-i Aksa ile ilgili bir hafızamız var. Peki şimdi Kudüs'ü hani az önce fetih dedik, alındı dedik, neden kaybettik, nasıl kazanacağız dersek hani kısa bir soru olarak söyleyelim, evet. Ağır bir soru olsun. Buradan devam edelim, buyurun. Üstad şimdi derler ki insanlar kan kaybedince, davalar kavram kaybedince ölürler. Yani bu bir mütearifedir. Bütün insanların üzerine ittifak etmesi gereken bir doğrudur. Ya da insanlar kan kaybedince, kavramlar anlam kaybedince ölürler. Yani biz aslında kaybı kavramsal literatürü kaybederek yaşadık. Şu anda onu hala devam ettiriyoruz. Yani toplumun kısmı azamının ne Kudüs diye, ne Mescid-i Haram diye, ne Mescid-i Nebevi diye çok fazla bir derdi yok yani. Şu anda başat dertlerimiz, işte kaygılarımız, efendim evler, araçlar, komşunun değiştiği araç, komşunun değiştiği ev vesaire vesaire.
ya da o bize montajlanmış, kurgulanmış setler üzerinden sunulan o dünya, o yalancı dünya. Dolayısıyla bizi dünyayı Luna Park bizim de oyuncu, bir çocuk gibi oynamak zorunda bir rol üstlenmiş insanlar gibi kılmaya çalışan bir küresel göz bağcılık var. O açıdan da kavramların düzeltilmesi lazım. Mehmet Hocam demin konuyu güzel açtı. Şöyle bir katkı yapmak isterim. Mesela semboller kavramlardır. Kavramlar da aslında sembolik değeri olan hakikatlerdir. Mesela Kabe Ebu Cehil için kıymetli. Hazreti Peygamber için de çok kıymetli. Fakat Ebu Cehil için Kabe rant, nemalanmak, servet yığmak noktasında kıymetli. Köleci düzenin devamı noktasında kıymetli. Fakat Hazreti Peygamber için özgürleştiren, merhametin ekseni alındığı, yaratıcıya kulluk eksenli bir hayatın ikame edilmeye çalışıldığı değerler üzerinden kıymetli. İkisi arasında çok fark var. Kudüs bizim için kıymetli. Neden? Çünkü barışın ve özgürlüğün sembolü olmuş her dönemde. Hatta mesela Kudüs'ün tarihte aldığı isimleri bir ara çalışmıştım. Mesela bir zaman Yeruşalem demişler. Bir zaman İlya demişler. İmparator Adrianus koyuyor bu ismi. Kendi hanedanın ismi. Bir zaman Yebus demişler. Bir zaman Medine-tü Beyt-il Mukaddes demişler. Bir zaman mesela El-Arzul Mukaddes demişler. Bir zaman Darusselam demişler. Kariyetusselam demişler. Kudüs Şerif demişler. Yani farklı zamanlarda, tarihte farklı isimler almış. Ama hepsinin tanımı, anlamı barışın egemen olduğu, selametin ve hukukun egemen olduğu arz, belde, bölge manasına kullanılmış ama her iyi isim kullanan mutlaka iyi şeyler yapıyor diyemeyiz. Yani bugün yeryüzünde herhalde evladına ya da iş yerine kötü isim veren bir tane insan yoktur benim kanaatim. Herkes iyi isimler verir ama arkada birçok film çevirebilir. Dolayısıyla Kudüs onlar için de değerli. Neden? Birçok film çevirmeyi murat ediyorlar ve semboller üzerinden yapacaklar bunu. Anlatabildim mi? Yani evlatlarının adına Yakup diyecekler ki film çevirebilsinler. Samiri demeyecekler. Nemrut demeyecekler. Firavun demeyecekler. Yusuf diyecekler. Neden? Yusuf'un arkasında film çevirebilsinler. Yusuf'u nazara versinler. Arkada birçok planı hayata geçirebilsinler. Süleyman desinler, mabet. Aynen. Dolayısıyla Siyon da aslında Hazreti Süleyman'ın biliyorsunuz yıldız sembollerindendir. O da yani enbiya hattı hareketine ait bir değer. Fakat sembollerle ilgileniyorlar. Semboller üzerinden bir göz bağcılık ortaya koyuyorlar. Bir manipülasyon sergiliyorlar. Buradan bizi ne yapıyorlar? Narkozluyorlar aslında. Yani yaşadığımız toplumda aslında bir tabiri eğer onaylarsanız Yahudileşme temayülü yok mudur? Ne dersiniz? Mesela Yahudilikte baskın düşünce nedir? Seçilmişliktir. Seçilmişlik. Neden? Rabbimiz o kavmi seçmiştir. Alemlere üstün kılmıştır ama bu seçilmişlik merhamet ve adalet üzerindendir. Fakat Yahudilik bunun kan bağı üzerinden cereyan ettiğini düşünen bir zihniyet. Şimdi onlar seçilmiş bir ırk. O yüzden Yahudi olunmaz. Yahudi doğulur. Yahudiliğin mesela misyonerliği de yoktur. Çok ilginç. Yahudiler seçilmişlik üzerinden efendim tezgahlarını kuruyorlar. Hristiyanlar kurtarılmışlık üzerinden. Onları da mesela Hazreti İsa'dır kurtarıcı. O kendisini feda etmiştir. Kurtarıcıdır. Yeniden gelecektir vesaire. İki zihniyetin de aslında tevhidden saptığını görüyoruz. Şimdi soru. Bizim toplumda seçilmişlik düşüncesi var mı? Var. Seyyidlik üzerinden, şeriflik üzerinden ya da dört kıtada, üç kıtada atnalı şakırdattığımız üzerinden vesaire vesaire. Aslında bizde de böyle bir bilinçaltı, subliminal bir zihniyetin olduğunu görüyoruz. Demek ki biraz Yahudileşmeye doğru bir meyilimiz var. Peki kurtarılmışlık düşüncesi var mı? O da var. Yani birçoğumuza göre Hazreti Peygamber ya da bir başka salih zat ahirette bize şefaat edecektir.
Dolayısıyla bizim yatmamızın hiçbir mahsuru yoktur. Biz mesela bir ay işten kaytaran, firar eden ama ayın birine maaş kuyruğuna giren insanlara benziyoruz çoğumuz. Yani emeksiz yemeğin derdine düşmüş bir toplumuz. Aslında bizde de sembollerin kaydığını, ibresinin kaydığını söyleyebiliriz. Mesela Rabbimiz ayette Bismillah, inna safa vel mervete min şeairillah. Muhakkak ki safa ve merve Allah'ın sembollerindendir. Şeairindendir buyuruyor. Yani insanda şuur uyandıran üst değerlerdir buyuruyor. Eskiden zina ettiğine inanılan bir kadın ve erkeği sembolize eden iki taş iken sonradan Safa ve Merve'nin startının ve finalinin olduğu bir sembol, bir efendim simge halini aldılar. Demek ki yani kavramlar düzelmeden bilgi düzelmez. Bilgi düzelmeden iman düzelmez. İman düzelmeden niyet düzelmez. Niyet düzelmeden amel düzelmez. Yani bu noktada yani oturup da sürekli hani Siyonist düşünceyi suçlarken içimize kaçan Siyonizmi de aslında ara sıra konuşmak lazım diye düşünüyorum. Yani önce kendi adıma. Yani Yasin, senin içine ne kaçtı Siyonizmden? Yani meylin neye? Senin için öncelikler neler? Ajandanda ilk başa yazdığın nedir mesela? Kaygın nedir? Davan nedir? İdealin nedir? Buna dair bir takım muhasebeler yapmak gerektiği kanaatindeyim. O açıdan da yani her kim davasına sahip çıkarsa Rabbimizin koyduğu yasa gereği Bismillah ve enleyse lil insani illa ma sa'a. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı var. Theodor Herz demiş ki hatıralarında Müslümanlar nezdinde Mescid-i Aksa'nın kadru kıymetini biliyor ya. Demiş bu leşi yakında gömeceğiz demiş. Çok ilginç. Yine mesela onun efendim danışmanlarından bir tanesi var, Max Bodenheimer diye. O da gemiyle Çanakkale Boğazı'ndan geçerken demiş ki, Yehova'nın eski ahitte vaat ettiği Nil'den Fırat'a kadar tüm bölgeler Yahudi kolonizasyonuna açılmalıdır. Yani davasına sahip çıkanlar bir şekilde hedefe ulaşıyorlar. O açıdan biz beleş ve bedava bir davanın müntesipleri gibi duruyoruz genel manada. İlginçtir mesela beleş de Arapça bila şey demek, bedava da bi dava demek. Demek ki karşılıksız ve davasız bir şey yok. O açıdan bu topluma yani kavramsal üst değerleri yeniden taşımamız lazım. Bunu da merhametle, şefkatle, kucaklayarak, dışlamadan, ötekileştirmeden yapmak zorundayız. Bu noktada hepimizin sorumlu olduğunu düşünüyorum. Peki. Şimdi aynı soruyu size de soralım. Yani Kudüs'ün kaybedilmesi, tabii bunun tarihi birçok geçmişi var, arka planı var filan ama hani hocam dedi ki kavramlar kayboldu. O yüzden yani bir yerde bir sebebi odur dedi. Tamam o kısmı acı bir trajedi olarak görelim. Peki kazanmak için, geri elde etmek için hani fetih kelimesini kullanalım burada. Fetih için ne yapmak lazım? Yani nasıl bir şuur, nasıl bir adım, nasıl bir hareket, nasıl bir tasavvur, nasıl bir ufuk? Eyvallah. Şöyle bir hayal kuralım. Yani bütün dünyadaki Müslümanlar, Müslüman ülkeler, Müslüman milletler, yani kavimler bir araya gelse ve deseler ki biz etnik kimliğimizi bir kenara koyduk. Mezhebimizi bir kenara koyduk. Meşrebimizi bir kenara koyduk. Bizim için ümmet, vahdet ve kardeşlik var deseler. O gün her şey değişmez mi? Bütün dünyada her şey değişmez mi? Yani emperyalistlerin sonu gelmez mi? Yani Kur'an'ın tabiriyle istikbarın, küfrün sonu gelmez mi? Ya da işte bu Siyonist dediğimiz, yani Siyonizm işte az evvel bahsetti hocam. Yani Siyonizm bir ideolojinin adı olduğu için Siyonistler diyoruz ve onlara hakaret ediyoruz. Çünkü bir ideolojinin adı. Yani Siyonistler acaba yenilmezler mi? Biz o zaman acaba Kudüs'ümüzü kurtaramaz mıyız? Filistin topraklarını kurtaramaz mıyız? Kabe'mizi kurtaramaz mıyız? Geçtik o tarafa, Arakan'ı, Türkistan'ı, Çeçenistan'ı, Bosna'yı, aklınıza neresi geliyorsa oraları kurtaramaz mıyız? Kurtarırız. Biiznillah.
Çünkü neden? Zaten Rabbimiz Kitab-ı Kerim'inde diyor ki bize ümmet olun diyor. Biz olmuyoruz, inat ediyoruz yani. Yani Rabbimizin dediği ne varsa, yani şey olarak söylemiyorum, biz yani hepimiz bu işin içindeyiz yani. Kimse kendisini kenara çekmesin. Hani sürekli Siyonistler işte şöyle yapıyor, işte emperyalistler böyle yapıyor, İslam düşmanlar, tamam eyvallah, ama biz kendimiz ne yapıyoruz? Bir dönüp aynaya bakmak zorundayız. Örseleşire. Evet. Rabbimiz diyor ki ümmet olun, biz ümmet olmuyoruz. Rabbimiz bize vahdet içinde olmamızı, bir arada olmamızı söylüyor. Biz olmuyoruz, vahdeti reddediyoruz. Hani hiç kimse lafzen reddetmiyor. Yani lafzen hepimiz ümmetten yanayız, vahdetten yanayız, kardeşlikten yanayız. Doğru mu? Ama lafzen. Peki gerçekte samimi miyiz bu konuda? Değiliz. Niye ümmet olamıyoruz o zaman? Eğer samimi olsak ümmet oluruz. Samimi olsak vahdet anlayışını bütün bir mücadelemizin eksenine oturturuz. Yine Rabbimizin Kitab-ı Kerim'inde ifade ettiği gibi kardeş olsak, bütün bir mücadelemizi o kardeşlik eksenine oturturuz. Affedersiniz. Peki biz bunları yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Bugün Filistin meselesi ya da Kudüs meselesi kimileri sadece Arapların ya da Filistin halkının meselesi olarak görüyor. Bunu 5 vakit camiye giden hacı amcamız da böyle görüyor bazen. Niye? Çünkü bizim o Kudüs'e biçtiğimiz rolü o biçemiyor. O onu göremiyor. O onu hissedemiyor. O onu fark edemiyor. Onun için diyor ki ya biz diyor bu Araplar için, ben çok özür dilerim, bir yaşadığım bir hadiseyi anlatacağım. Beyazıt Meydanı'na gidiyoruz. Bir eylem yapacağız. Şu anda eylemin ne olduğunu bilmiyorum. Yani bir eylem işte. Yani Müslümanların başına gelen bir belayı, musibeti orada telin edeceğiz. Biz böyle giderken önümüzde 2-3 tane vatandaş yürüyor. Sıradan insanlar. Aralarında konuşuyorlar. Beyazıt'taki o kalabalığı görünce biri dedi ki ulan ne var yine burada dedi. O da dedi ki ya yine Arapların başına bir iş gelmiştir dedi. Ondan toplanmışlardır dedi. Bakın ön yargıya bak. Perspektif bu. Evet. Arapların yine başına bir iş gelmiştir dedi. Ondan dedi toplanmışlardır. Bağıracaklar, çağıracaklar dedi. Şimdi bakın ben bunu duydum ya. Yani emin olun 2 dakika, 3 dakika olduğum yerden hareket edemedim yani. Nasıl bir mantık? Ama vaka bu. Gerçek bu. Biz eğer bugün Filistin meselesini, Kudüs meselesini sadece Filistin halkına, sadece Araplara has bir mücadele, bir mesele olarak görürsek zaten Kudüs asla ve de kata özgürleşmeyecek. Filistin toprakları özgürleşmeyecek. Yani Siyonist işgalci rejimin sonu asla gelmeyecek. Emperyalistler de bizim coğrafyamızı istedikleri gibi at koşturup bizi köle olarak tabiri caizse kullanacaklar. Bizi her türlü kirli emellerine alet edecekler. Bunu yapacaklar. O zaman ne yapmamız lazım? Bir, gerçekten etnik kimliklerimizi kutsallaştırmadan, mezheplerimizi din haline getirmeden, meşreplerimizi din haline getirmeden, siyasi yapılarımızı, cemaatlerimizi din haline getirmeden, Allah'ın dinini bunların hepsinin önüne koyarak ümmet bilincini, vahdet bilincini ve kardeşlik bilincini kuşanmalıyız. Ve şunu hiçbir Müslümanın söyleme hakkı yok. Ya işte vah Filistin'de kardeşlerimizin kolu kırılıyor. İşte küçücük bir çocuğu geçen gördüm sosyal medyada paylaşmışlar. Ne kadar doğru bilmiyorum ama kafasını taşla ezerek şehit etmişler. Küçücük bir çocuk. Yani 5-6 yaşında bir çocuk. Yani bu manzaraları görüyoruz ve ah vah tüh. Ya gördün mü yine bu olmuş. Hayır. Allah bizden bunu istemiyor ki. Yani bu ne sorumsuzluk yani. Allah bizden bunu istemiyor. Yani bizim bu Filistinli kardeşlerimizin mücadelesine dışarıdan uzaktan bakmamamız lazım. Bizzat o mücadelenin içerisinde olmamız lazım. Yani manevi anlamda da olmamız lazım. Maddi anlamda da olmamız lazım. Bakın Filistin direniş hareketleri var. Silahlı mukavemet güçleri var. Allah'a hamdolsun. Bugün Siyonist
İsrail rejimine kök söktürüyorlar. Ki ellerindeki derme çatma imkanlarla bunu yapıyorlar. Az evvel Gazze'den bahsettik işte. Yani Gazze'de şu anda geçen bir fotoğraf arkadaşlar paylaşmış. O bombalanmış, yıkılmış evlerin ortasında bir aile sofra kurmuş, iftar açıyor. Ve ben Gazze'den çok dostum oldu. Yani çok onlarla görüştüğüm, gittiğim, geldiğim insanlar oldu. Yani diyorlar ki bizim için artık bu bombalanma, şehadet, yaralanma, bu tür şeyler, Siyonistlerin saldırıları çok olağan diyorlar. Yani güncel diyorlar, bizim için çok anormal bir durum değil. Yani hayatın bir parçası haline geldi. Yani biz şunu görüyoruz. Gerçekten 72 yıldır Filistin halkı direniyor. Direniyor yani, bunu görüyoruz yani. Hele özellikle 80'li yıllardan sonra bu artık bu direniş tamamen İslamileşti de üstelik. Yani daha evvel biraz etnik kimliği, hani Arap milliyetçiliğine dayanan, bölgesel coğrafi hassasiyetlere dayanan bir mücadele varken, hatta bunun içinde ideolojik, yani sol ve Sovyet Rusya yanlısı olan o zamanki Filistin, işte El Fetih filan hep Sovyet Rusya'nın kontrolündeydi yani. Hepimiz biliyoruz. Hatta Türkiye'den solcular giderdi, El Fetih'te eğitim görürlerdi, gelirlerdi burada bizi bombalarlardı. Yani şimdi bir sürü arkadaşımız diyor yani, ya işte deniz geçmiş gitmiş Kudüs için savaşmış falan da yani. Yani ben açık söylüyorum, onlar oraya eğitim almaya gidiyorlardı, geliyorlardı ve burada bizi, Müslümanları öldürüyorlardı, bizim insanımızı katlediyorlardı. Kimse kimseyi kandırmasın. Ha, belki bu arada da eğitim amaçlı bir iki tane İsrail'e mermi atıyorlarsa iyi, Ali ile ala. Kaldı ki öyle bir savaşta olmadı o zaman. Yani Siyonist rejime karşı, İsrail'e karşı yapılan eylemleri biz biliyoruz. Kimlerin yaptığını da biliyoruz. 80'den sonra ise bu tamamen, bu mücadele artık İslamileşti. Yani Allah'a hamdolsun 1987 yılında Hamas kuruldu, İslami Cihat kuruldu. Şimdi Hamas dediğimiz zaman hepimiz ne yapıyoruz? Göğsümüzü kabarta kabarta söylüyoruz, değil mi? Çünkü Müslümanların izzetini, şerefini, haysiyetini kurtardılar. İslami Cihat dediğimiz zaman hakeza. Niye? Bunlar İslami bilince sahip, ümmet bilincine sahip, gerçekten Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın, Filistin topraklarının ne anlama geldiklerini bilerek, karşısındaki düşmanın kimliğini ve o kimliğin arkasında nelerin saklı olduğunu bilerek hareket ediyorlar. Mücadele ediyorlar ve şehitler veriyorlar ve gaziler veriyorlar ve bedeller ödüyorlar. Bizim hiçbirimizin şunu yapmaya hakkı yok. Uzaktan onlara seyredip de ahvah edip dua etme hakkımız yok. Artı işte zekatımızı, fitremizi, sadakamızı gönderme. Bunu da yapalım, ben küçümsemiyorum ama bu yeterli değil. Bu kardeşlerimiz artık bizden fiili destek istiyorlar. Fiili yardım istiyorlar. Yani biz hangi coğrafyada, hangi ülkede yaşıyorsak o ülkedeki onların sesi olabilme, onların nefesi olabilme pozisyonunda olmalıyız. Aynı zamanda idarecilerimizi, hükümetlerimizi de fiili yardıma zorlamalıyız. İcbar etmeliyiz. Yani sorumluluklarını hatırlatmalıyız. Eğer bunu yapmaz isek emin olun asla Kudüs özgürleşemeyecek. Evet. Şimdi siyasiler deyince siz de siyasetçisiniz. sonuçta Hüdapar'ın programında da var. Yani bir yerde Müslümanlar siyaseti çözüm aracı olarak kullandıklarına göre herhalde bu çözümün içerisinde evvela Kudüs'ün işte o izzetinin, şerefinin, özgürlüğünün tekrar işte iadesi, kazanılması var. Ne görüyorsunuz siyasette? Mesela Hamas'ın işte siyasi çabaları var ve bu son mesela dün sanırım Mahmud Abbas'ın bir açıklaması var. Bu Trump'ın da bu son açıklaması üzerine kesinlikle İsrail'le ve Amerika'yla hiçbir anlaşmaya devam etmeyeceğiz. Bütün anlaşmalardan çekildiler. Çekileceğiz. Yani, ne kadar süre bilmiyoruz. Abbas'ın bunu açıklaması, yani bunu söylemesi
Bu yüzünün ihaneti anlaşması tabii ki onlar da karşılar ama yani beklenmeyen bir şey değildi ama ne doğurur ne getirir. Son gelişmeler üzerinden de biraz okuyalım diyorum. Siyasi gelişme üzerinden veya yaşananlar üzerinden. Buyurun. Yani tabii Kudüs'ün kurtuluşuna başta inanmak lazım. İnanmazsak bu işi başaramayız. Ve tarihe baktığımız zaman da Kudüs kutsal bir davadır. Gerçekten kutsal bir davadır. Ve tarihte Kudüs iki komutanın, iki idarecinin eliyle fethedilmiş. Hazreti Ömer ve Selahaddin Eyyubi. Hazreti Ömer malumunuz İslam'ın işte Raşid halifelerinden birisi. İhlası, takvası, fedakarlığı, elhamdülillah göz önünde olan birisi. Selahaddin Eyyubi hakeza öyle. Çok salih bir insan hakikaten. İnsan hayatını okuduğu zaman yani belki o savaş ortamı olmasaydı çok iyi bir alim olurdu. Çok iyi bir zahit bir insan olurdu. Çok iyi bir medrese hocası olabilirdi. Ama şartlar ona bu imkanı sunmamış. Yani işte at sırtında cepheden cepheye, savaştan savaşa koşmuştur. Dolayısıyla Kudüs'ü fethedecek olan idarecinin, komutanın da çok salih olması lazım. Yani Kudüs kendisini işte şöhret için, nam için, siyasi rant için basamak olmasına izin vermesin. Velhamdülillah şu anda Kudüs davası öyle bir noktaya geldi ki Mahmud Abbas dahi geri adım Kudüs aleyhine olabilecek bir adımı destekleyemiyor. Siyaseten de olsa, yani siyaseten de olsa öyle bir adımı desteklemiyor. Artık Araplar için, Filistinler için, ümmet için tabi caizse hem imani bir dava, yine göğetiyat tarafından da belki milli bir davadır. Dolayısıyla Mahmud Abbas dahi böyle bir şeye cesaret edemiyor. Ama dikkat ettiyseniz maalesef İslam ülkelerinin başında olan yöneticiler, idareciler bile perde arkasından Siyonistlerle her türlü ilişkiye girerken bunu bir türlü perde önünde yapamıyor. Bu da elhamdülillah Kudüs davasının büyüklüğünü, mukaddesatını gösteriyor. Yani Kudüs davası öyle bir davadır ki perde arkasından Siyonistlerle ilişkiye giren idareciler bile ne yapıyor? Perde önünde bunu yapamıyor. Tabii bu durum Mahmud Abbas'ın siyaseten de olsa desteklenmesi lazım. Bazen eğer şu an Filistin devletinin resmiyette başkanıysan sen kalkıp da böyle bir ihanet anlaşmasına imza atmaman lazım. Ve bu adımın diğer İslam ülkeleri tarafından desteklenmesi lazım. Yani işte şu anda Türkiye'nin başında olan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı'nın One Minute olayı ne kadar etki yaptı? Gerek Türkiye içerisinde olsun, gerek İslam ümmeti içerisinde olsun, gerçekten de büyük bir etki yaptı yani. Dolayısıyla bu adımlarının takip edilmesi lazım. Ki bizim programımızda, Hüdapar'ın programında Kudüs'le ilgili, Filistin davasıyla ilgili uzun uzun maddeler vardır. Ve diyoruz ki, bu işgal sona ermediği müddetçe, başkenti Kudüs olan Filistin davası kurulmadığı müddetçe Filistin davası bitmeyecektir. Ümmet rahat etmeyecektir. Yani orada salt bir Filistin değil. Orada o Siyonizm durduğu müddetçe İstanbul rahat etmeyecek. Diyarbakır rahat etmeyecek. Bağdat rahat etmeyecek. Tahran rahat etmeyecek. İşte Kahire rahat etmeyecek. Dolayısıyla o urun oradan sökülüp atılması lazım. Ve bunun yanında üzücüdür. Yani şu anda en azından Türkiye'nin başında inanıyoruz ki Müslüman insanlardır. Gönülleri Kudüs davası için atıyor. Yani bir Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kalkıp da Kudüs'e ihanet edeceğine zerre kadar ihtimal vermiyorum. Ama şu anda Türkiye İslam ülkeleri arasında Siyonist İsrail'i tanıyan ilk ülkedir. Ve halen tanımaya devam ediyor. Ve şu anda tabii inşallah öyle değildir. Şu anda nasıl ki Akdeniz bölgesinde Türkiye ile Libya arasında münhasır ekonomik bölge antlaşmasına benzer bir antlaşmanın şu anda Türkiye ile
Siyonist rejim arasında olacağı haberleri basında en azından okuyoruz, duyuyoruz. Dolayısıyla bu tür adımların atılmaması lazım. Yani Türkiye'nin menfaati, çıkarı, böyle ki maddi noktada, şu anda işte koronavirüsünden dolayı Türkiye gerçekten de maddi noktada sıkıntılar var tabii ki. Parasal sıkıntılar var, işte borcunu ödeme noktasında sıkıntılar vardır. Dolayısıyla bu bunu fırsat bilen siyonist çevreler, emperyalist çevreler, ya işte sen, sana bu borcu verirsek, sana bu kredi açarsak, sen de işte İsrail'le şu ilişkileri en azından kur. Teklifleri yapılıyordur. Dolayısıyla bu tür tekliflerin itibar görmemesi lazım. Nasıl ki Abdülhamid, Allah rahmet eylesin, yani orası İslam ümmetinin malıdır. Orası Müslümanların kanlarıyla alınmıştır. Böyle ki Osmanlı bütün borçlarını silseniz de, şunu şunu yapsanız da, ben orada kesinlikle bir metrekare dahi toprağı veremem demiştir. Dolayısıyla bu tür tekliflerin itibar görmemesi lazım. Aynı şekilde sert bir şekilde bunların reddedilmesi lazım. Ve inanıyorum Türkiye geçi, Mehmet Hocam ifade etti. Gerçi Türkiye şu anda İslam ümmetinin içerisinde yani bir Suriye gibi, bir Irak gibi, farklı bir ülke gibi algılanmıyor. Hilafetin merkezi olması, Osmanlı İmparatorluğu'nun yüzyıllarca o toprakları idare etmiş olması, Kudüs'ün hamilliğini yapmış olmasından dolayı Türkiye'nin rolü çok farklıdır. Dolayısıyla bu noktalarda Siyonizmi zorlayacak, o işgali bitirecek, Filistin halkının bağımsız devlet ve bağımsız bir Filistin devleti, başkenti Kudüs olan bir devletin kurulması için bütün imkanlarını seferber etmesi lazım. Yani biz parti olarak daha önce STK başkanıyken de, STK'ların içerisindeyken de bizim düşüncemiz nettir. Biz anti-emperyalistiz, biz anti-siyonistiz. Dün de böyleydik, bugün de böyleyiz. İnşallah yarın da böyle devam edeceğiz. Ve diyoruz ki aramızdaki ihtilafları, yani gerçekten Kudüs'ün özgürlüğüne kavuşması hem çok kolay hem de çok zor. Eğer Müslümanlar birleşirse şu anda para var, petrol var, nüfus var, silah var, teknoloji evet belki şu an bir anda bir araya gelmese bile inanıyorum ki şu anda Müslümanlar bir araya gelse dünyanın en modern uçağını yapabilir. En modern tankını yapabilir, en modern füzesini yapabilir. Ki şu an Türkiye'de olsun, diğer İslam ülkelerinde olsun. Olan gelişmeler bunu gösteriyor. Ve şu anda Gazze'de işte o şey altında olan, yıllardır kuşatma altında olan Gazze'de kendi artık füzelerini, kendi silahlarını yapabilecek kapasiteye ulaşmış bir direnişten bahsediyoruz. Eğer oradaki insanlar dahi bunu yapabiliyorsa, yani Türkiye neden bunu yapamasın? Bir Mısır neden bunu yapamasın? Veyahut da farklı bir ülke neden bunu yapamasın? Dolayısıyla Müslümanlar eğer ümmet şuuru oluşursa, eğer aradaki ihtilafları, çekişmeleri, çatışmaları bir kenara bırakıp, tamam olabilir aramızda farklı düşünceler olabilir. Ama Kudüs davası bizim için farklı bir noktadır. Bütün o hesapları bir kenara bırakırız ama Kudüs davası için bir araya geliriz denilse, İnanıyorum ki o açıklama dahi, o adım dahi birçok zulmü, birçok işgali öteleyecektir. Evet. Bir saptama yapabilir miyim? Tabii, buyurun. Yani, müsaade ederseniz yani şey Mehmet kardeşime şey olsun diye. Yani Türkiye hakikaten çok önemli. Yani stratejik olarak çok önemli. Dolayısıyla Türkiye'nin yaptığı her şey çok daha etkili oluyor. Mesela eğer İsrail'e destek verse bu da etkili oluyor. Hani menfi yönde etkili oluyor ama İsrail'e yönelik bir laf söylese ya da en ufak bir tavır da alsa bu da çok etkili oluyor. Onun için buna çok dikkat etmek lazım. Ben size şunu söyleyeyim. 90 küsur yıldır vesayet altında olan bir ülkede yaşıyoruz biz. Önce bu gerçeği görmemiz lazım. Ben Tayyip Bey'le ilgili söylediğiniz her şeyin altına imzamı atıyorum. Kesinlikle asla ve de katta kendisini birebir tanıdığım için de söylüyorum. Yani çocukluğumuz, gençliğimiz, ortak mücadele ettiğimiz zamanlar oldu. Omuz omuza mücadele ettiğimiz, oradan bildiğim için söylüyorum. Kesinlikle İslami hassasiyeti olan bir insan.
asla Filistin ve Kudüs davasına da ihanet etmez. Ama dediğim gibi bazı şeyler var ki birdenbire yapılamıyor, birdenbire olamıyor. Bir de bakın, Siyonistler hakikaten Türkiye'de çok yerleşmişler, çok güçlüler. Yani müthiş bir toplum mühendisliği yapıyorlar. Bak, müthiş bir toplum mühendisliği yapıyorlar. Geçen bir amiral görevden alındı. Belli çevreler, işte bu Libya olayının, işte Akdeniz'deki bu anlaşmanın mimarıydı, niye alındı falan filan. Dün patlak verdi hadise. Adam ısrarla, yani ben araştırıyorum o konuyu, İsrail'le anlaşma yapılmasını dayatıyormuş hükümete. Ve adamı görevden aldı. Yani bilmediğimiz çok dengeler. Bir sürü dengeler var, bir sürü şey var. Hani iceberg'in öteki yüzünü biz bilmiyoruz. Fotoğrafı, bize bir fotoğraf gösteriliyor ama o fotoğrafın arkasında ne var biz bunu bilmiyoruz. Hani bize kahraman gibi ya da ne bileyim işte vatanına, milletine bağlıymış gibi gösterilen bir sürü insanın Siyonizme hizmet ettiğini görebiliriz. Ki bunların içerisinde aldı 5 vakit secdeye giden Müslümanlar bile var. İşte FETÖ yapılanması bunun en bariz örneğidir yani. Anlatabiliyor muyum? Onun için hakikaten çok önemli. Türkiye siyasi anlamda İsrail'e yönelik Türkiye'nin yapacağı, atacağı her adım dünyada büyük yankı yapacaktır ve etkili olacaktır. O yüzden biz Türkiye'de yaşayan bu konuya duyarlı insanlar olarak, Müslümanlar olarak hükümete bu anlamda yani gereken mesajı vermeliyiz. Artı hükümetin bu anlamda atacağı her adımı da amasız, fakatsız filan desteklemeliyiz. Ben Mahmut Abbas ile ilgili söylediğiniz şeye katılıyorum. Yani Mahmut Abbas eğer bugün doğru bir şey söylüyorsa, Müslümanların yararına, faydasına bir şey söylüyorsa biz destekleyelim. Niye desteklemeyelim? Yasir Arafat epey bir direnmiş. Yasir Arafat dediğimiz adam mesela, oturup konuşabiliriz. Yani laik kimliğinden, şundan bundan bahsedebiliriz. Ama adam yıllarca Filistin davasına hizmet etti. Allah taksiratını affetsin. Allah rahmet eylesin. Yani ben Yasir Arafat dahil olmak üzere söylüyorum. Yani dolayısıyla hakikaten bu çok önemli. Biz hamaset yapmamalıyız. Akıllı, ayakları yere basan stratejiler ve politikalar gütmeliyiz. Kimden ne isteyeceğimizi de bilmeliyiz. Evet. Teşekkür ediyorum. Şimdi Yasin Hocam tekrar size gelelim. Kudüs'le ilgili az önce Murat Hocam da söyledi. İkinci Abdülhamid'in parlak o müthiş tavrı var. Geçen Malezya, değil mi? Malezya'da ilk defa belki, evet. İlk defa derken yani bir yıldır ciddi ciddi açıklamalar yapıyor. Yani daha önce hiç o taraftan, Endonezya'da, Malezya'dan hiç ses gelmezken. Şimdi Filistin davasına biraz bölgesel mi bakıyoruz? Yani bu şimdi Malezya Filistin'den uzak, yani İsrail'den, Kudüs'ten uzak. Onların açıklamasıyla sanki bu bölgedekilerin tavrı arasında bir fark mı var? Yani bizim bu bölge ülkeleri bu meseleye biraz bölgesel mi bakıyor? Yani burası benim tarihimde bir anlamı var. O yüzden benim için önemli. Başkası başka sahiplerle biraz bir bölgesellik de var mı işin içerisinde? Nasıl bakıyor? Mümkün. Yani İslam'ın en büyük düşmanı cehalet, vahdetin en büyük düşmanı asabiyettir demişler. Evet. O açıdan da yani tevhid, inançta bir olan Allah'ın uluhiyetini, siyasette adaleti, toplumda da vahdeti öngörüyor. Bu noktada mesela yine bizim toplumsal bir bilinci inşa etmemiz önemli bir görev. Bence kelebek etkisi diye bir şey var ya, bir fizik yasa var. Bu gerçekten yani nazarı dikkate alınmalı. Yani efendim dünyanın en ücra köşesinde bir kelebeğin çırptığı kanat bir başka yerde bir ciddi etki bırakan rüzgara dönüşebiliyor. Kainatta hiçbir şey bir diğerinden bağımsız değil. O yüzden her şeyin her şeyle, her şeyin bir şeyle bağlantısı var. Yani Allah ile el-ehad ve vahid olan Rabbimize bir bağlantısı var. Bazen biz sınıfta kalırız, bir başka coğrafya bizi geçer. Bazen biz
biraz üretimler ve çıkarımları başarabilirsek onlara katma değer olur, onların yol almasını temin ederiz. Yani bu etkilenmişlik bence haber kaynaklarının, kitle iletişim araçlarının güçlenmesiyle daha da çoğaldı. Yani hani derler ki bir salon dolusu uyuyanı bir tane uyanık uyandırmaya yeter. Bazen işte bir tane uyanık bir şey söyler. Uyuyanlar bir anda kendilerine gelirler, silkinirler, kendilerine çekidüzen verirler vesaire. Bu bence önemli. Malezya'da, Endonezya'da ya da yeryüzünün başka bir coğrafyasındaki uyanışın bizim sahih ve salih amellerimizin tezahürü olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Fakat bir de şurayı konuşmamız lazım. Mesela 100 yılın ihanet anlaşması, evet, üzerinden konuşursak enteresandır. Mesela kurulacak yeni devletin efendim ciddi manada inşası ve oluşumu Arap ülkelerine efendim havale ediliyor. Havale edildi. Bu da çok enteresan. Yani bizim paramızı kullanarak bizi vurmaya çalışan sinsi bir düşman var. Bizim işimizden yandan çarklı uzaktan kumandalılar üzerinden işi kotarmaya çalışıyorlar. Olayın iç bükey bize taalluk eden bir yönü de var. Dış bükey düşmana taalluk eden bir boyutu da var. Yani biz şeytani güçleri sürekli nazara verirken ilahi güç ve kudreti de mutlaka hesaba katmalıyız. Hani ayette onlar bir tuzak kuruyorlar. Allah da bir düzen kuruyor. Muhakkak ki Allah düzen kuranların en hayırlısıdır. Yani onlar mutasarrıf değiller. Rabbimizin izni olmadıkça hiçbir şeyde muvaffak olamayacaklar. Biz burada kendimize bakmalıyız. Hani ayette bismillah. Kem min fiyetin galiletin galebet fiyeten kesireten bi iznillah. Allah'ın izniyle çok az topluluklar sayısal olarak çok büyük topluluklara galip gelmiştir. O açıdan şunu demeliyiz. Birlik kuvvettir, çokluk zafiyettir. Az olan bir, çok olan parçalı yapıdan güçlüdür. Bunu Bedir'de görüyoruz, Uhud'da görüyoruz, Hendek'te görüyoruz. Bedir'de 300'e bin, Uhud'da 700'e 3000, Hendek'te 3000'e 10.000. Uhud'un ikinci etabı hariç hep bir galibiyet görüyoruz. Yani Davud Aleyhisselam'la alakalı o ayette de bu tezahür ediyor. Yani ilahi destek ve nusretin tezahürü var. O açıdan da biz sahih İslami bilincin taşıyıcısı olalım. Rabbimiz inşallah bizi menzil maksuda ulaştıracaktır. Yani yüzyılın ihanet anlaşması gözümüzün içine bakarak yalan söyledikleri, aşikar olan bu güçlerin maskesini düşürmek noktasında bizim için bir fırsat. Yani öyle enteresan planlar düşünmüşler ki 4 yıl içerisinde Filistin bunu kabul edecek. Efendim alttan açılacak tüneller ve köprüler üzerinden kantonlar birbiriyle temas kuracak. Yani ölün diyorlar aslında. Uçuk açık bir şey yani. Aynen. Kabul edilmesi ölün imkansız. Diyorlar. Hocam ve diyorlar ki evet, yani 4 yıl içerisinde eğer anlaşma maddelerine riayet etmezse Filistin maddeler de geçersiz kalacak. Peki. Arkadaşlarım işaret evet ediyor. Programımızı bitirmemiz lazım. Hatim varmış sırada. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İnşallah hayra vesile olsun. Rabbim en kısa zamanda Kudüs özgürlüğüne kavuştursun. Müslümanların aynen eliyle izzetli bir özgürlük nasip eylesin inşallah. Değerli izleyiciler, konuklarımız Sayın Yasin Aydoğan Akabe Vakfı'ndan, yine Kudüs Platformu Sözcüsü Sayın Mehmet Şahin Hocam ve Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Eşin Hocam bizlerle birlikteydi. Kudüs özel yayınımız burada sona erdi. Ramazan bayramımızı en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz. Ve yine Kudüslü bayramlara kavuşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.